Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde salatın dinde mahiyeti konumu nedir? Bundan bahsedeceğiz. Ahzab suresi 56. ayeti cellenin aydınlığında salatın konumunu açıklamaya çalışacağız. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Elbette ki mutlak ve mutlak Allah ve melekleri Nebiye, Hazreti Muhammed aleyhisselama salat ederler. Kardeşlerim, salat kelimesi Kur'an-ı Mucibül Beyan'da bazı ayetlerde namaz anlamında, secde anlamında kullanılmıştır. Namaz kelimesinin aslı Farsça olup tüm İslam aleminde salat denince namaz terimiyle biz hatırlıyoruz. Allah Teala Hazretlerine yapılan salatta secde vardır, rükû vardır. Çünkü salatın Allah katındaki manası kul olmaktır. Ancak bu ayeti cellede dikkat ederseniz inna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Mutlak bir şekilde mutlaka Allah ve melekleri Nebiye, Hazreti Muhammed aleyhisselama salat ederler buyuruyor. Kardeşlerim, bu ayeti celledeki salat kelimesi tazim, öne çıkarma, değer verme, dikkate alma ve hüsnü kabul ile onun bütün meziyetlerini kabul etme anlamındadır. Allah ve melekleri Nebi'nin Muhammed peygamberin bir peygamber olduğunu, Resul olduğunu kayıtsız şartsız kabul ederler. Ve ona peygamber muamelesi yaparlar Allah ve melekleri. Allah ve melekleri Nebi Muhammed aleyhisselamı hüsnü kabul ile peygamber olarak anarlar ve insanlardan ayrı tutarlar buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed aleyhisselam Arap coğrafyasına peygamber olarak gönderildiği zaman müşrik toplumda peygamberler olmadığından dolayı, peygamber görmediklerinden dolayı peygambere tazimin, saygının ne olduğunu bilmiyorlardı. Dolayısıyla peygamberi kendi çocuklarını çağırdıkları gibi çağırıyorlardı. Peygamber Efendimiz'i kendi anne ve babalarını çağırdığı gibi çağırıyorlardı. Yani hey Muhammed gibi tenzih ederim. Hey Muhammed gibi, Muhammed baksana gibi alçak terimlerde kullanılan kelimelerle Peygamber Efendimiz'i çağırıyorlardı. Cenab-ı Hak başka bir ayet-i cellede ne buyuruyorlar? Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulü. Ey iman edenler, Allah ve Allah'ın peygamberi sizin aranızda iken onu takaddüm etmeyin, onu geçmeyin, ona saygısızlık etmeyin, onu yok saymayın, onu sıradan insanlar gibi görüp sıradan insanlar gibi karşılamayın. Yani Cenab-ı Hak bizden Hazreti Muhammed aleyhisselamı saygı ve tazimle anmamızı istiyor. Elbette ki Hazreti Muhammed aleyhisselamın cismaniyeti aramızda yok ama o hadisleriyle ve bizlere beyan ettiği, aracı olarak açıkladığı ayet-i cellelerle bizim aramızda her zaman var. Öyleyse ey mümin,
Allah ve Allah'ın melekleri nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini kabul ediyorsa, kayıtsız şartsız. Nübüvvetinden dolayı Allah ve melekleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a değer veriyorsa, onu saygı ile kendi katında Rabbimiz anıyorsa, Allah ve melekleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı nübüvvetinden dolayı diğer insanlardan ayrı tutuyor, ayrı bir şekilde bakış açısı gösteriyorsa, sen de ey mümin, bakınız kardeşlerim, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Allah'ın birliğini, varlığını, yaratıcı gücünü ve tüm sıfatlarıyla Allah'ı kabul edenler, cenneti cennetin iştiyakıyla yanıp tutuşanlar, cennete kavuşmak için ameli saliha işleyenler, nuru mücellayı, tecelliyatı seyretmek için, o hissiyle bütünleşmek için güzel amel işleyen müminler, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Nasıl ki Allah ve melekleri nübüvvetinden dolayı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a değer veriyorsa, siz de değer verin. Allah ve melekleri nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tazim ediyorsa nübüvvetinden dolayı, onu diğer insanlardan nasıl ayrı tutuyorsa, siz de diğer insanlardan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ayrı bir konumda görün, değer verin, onu yüceltin. Değerli kardeşlerim, bir yerde Allahümme salla ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kelimesini ne zaman kullanırız? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ismi şerifi anılınca, hey Muhammedur Resulullah, Allah'ın peygamberi, Muhammed Allah'ın peygamberidir gibi birisi bir kelime konuşursa, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diye Peygamber Efendimiz'i salat ve selam ile yüceltmemiz, ona değer verdiğimizi göstermemiz gerekir. Ve sellimu teslima. Kesin bir teslimiyetle Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a teslim olunuz. Onun nübüvvetine teslim olunuz. Nübüvvetinde şek ve şüpheye yer vermemeksizin kesin bir teslimiyetle kalben, ruhen, bedenen, aklen onun varlığına teslim olunuz. Ancak nübüvvet merhalesinde teslim olunuz. Zaten Yüce Peygamberimiz gerek Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hatırlatarak, gerekse kendisi ashabının arasında bulunduğu zaman kendisinin mutlak bir şekilde kul olduğunu her fırsatta beyan etmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam hiçbir ashabına beni aklınıza alınız saatlerce demedi. Allah'ı aklınıza alınız. Beni hissediniz demedi. Allah'ı hissederek ibadet ediniz buyurdu. Ben sizin yanınızda ruhen ve bedenen varım demedi. Öyle hissedin demedi. Allah ve Allah'ın bütün sıfatları, kudret ve azametiyle sizin yakınınızdadır. Sizin elinize gelen nimet ve külfet Allah'tandır. Size gelen refah ve ceza, cefa Allah'tandır. Öyleyse ey müminler, Allah'ı hatırlayın, Allah'ı zikredin, Allah'ı tesbih edin, Allah'ı hissedin ve Allah ile beraber olduğunuzu idrak edin. Gerçek mümin budur. Rabbimiz kardeşlerim, secdeyi gerektiren, tazim ve yüceliği gerektiren bütün salat ayetlerinde namazdan bahsetmiştir. Ancak Peygamber Efendimiz'e de müminler onu yüceltme bakımından, ona değer verme bakımından, onun nübüvvetini
kabul etme bakımından mutlaka Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da salat etmelidir. Kardeşlerim, dersimizin başında açıkladık. Kur'an-ı Mucibül Beyan'da salat birçok ayet-i cellede geçer. Namaz kelimesi Farsça bir kelime olup rükû, secde, kıyam ve kıraatla bütün bir şekilde salat teriminin karşılığı olarak kullanıyoruz. Ancak namazdaki salatı kişi ne diyor? Kur'an'da namaz var mı? Kur'an'da rükû, secde, kıyam ve kıraatla bütünleştirilmiş Allah'a salat vardır. Öyleyse mümin Allah'a salat ederken namaz kılmalıdır. Peygamber'e salat ederken de Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diye Allah'ın peygamberine değer vermelidir. Nübüvvetini kabul etmelidir. Onun şanını yüceltmelidir. Peygamber Efendimiz'in şanı yücedir. Ruhaniyeti yücedir. Ancak hiçbir mümin peygambere salat ederken dahi haddi aşamaz. O, ben Allah'ın kuluyum. Rabbim bana kulluk ve krallığı tevdi etti. Bana yöneltti. Ben kul olmayı tercih ettim buyurmuş. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam İhtişam içinde yaşamayan bir kul. İsteseydi yaşardı ama yaşayamayan bir kul. Niçin? Çünkü o İslami sosyal yapıda toplumun yanında yer almalıydı. Bizim zamanımızın insanları gibi bir takım milyon dolarlık arabalara bineceksin, elbiseler giyineceksin. İnsanlar arkadan senin feyzinden istifade etmek için arabanın tekerlerine yüzlerini sürecekler. İşte bu da şirktir muhterem müminler. Allah bunu kabul etmez. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, kardeşim bakınız, Fedek arazisi Peygamber Efendimiz'e ait. Binlerce dönüm arazi. Hayber'in en verimli arazisi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam o arazinin gelirinden elde ettiği kazancı bir kısmını eşine ve çocuklarına ayırır. Ancak onlara ayırırken 100 tane de üstüne deve alsın demezdi. O halktan biri gibi yaşaması için bir nevale ayırır, bir erzak ayırırdı. Gerisini de yoksullara dağıtırdı. Ey peygamberin koltuğunda, onun postunda olduğunu, oturduğunu iddia eden kalender. Ey peygamberin postunda oturduğunu iddia eden herkes, titre ve kendine gel. Ben sadece uyarıyorum. Rabbim görüyor, ben seni ikaz ediyorum. Bir yandan peygamber postunda oturuyorum diyeceksin. Diğer yandan insanları kendine secde ve kıyam ettireceksin. Öbür yandan da sen mutlu bir hayat yaşarken arkadaşlarının, ihvanlarının, müritlerinin sefalette yaşamalarına göz yumacaksın. Allah kabul etmez. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da böyle bir hayatı yaşamadığı için kabul etmez, yaşayana da lanet eder. El-Fatiha.